Gel hacı sen durdurun yanına. Oğlum girdin mi? Girdin mi? He? Pamukkale Belediyesi olarak yapımını tamamlamış olduğumuz Tekkeköy Kapalı Pazar Yeri açılışına hepiniz hoş geldiniz. Yapmak üzere Tekke Mahallesi Muhtarı İlker Onay'ı sahneye davet ediyoruz. 2004 yılında göreve başladık. 15 yıldır AK Parti ile çalışıyoruz belediyelerimizle. 5 yıldan beri Hüseyin Başkanımla beraber çalışıyorum. Başkanımıza sorunlarımızı iletiyoruz, yollarımızı. Kapalı pazar yerimizi de ilerledik. Kısa bir zamanda bize kapalı pazar yerini kazandırdı. Ona çok teşekkür ederim yürekten. Tekrar çok teşekkür ederim başkanıma. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yanındayız başkanım. Hayırlı. Konuşmalarını yapmak üzere Gürtünar Mahallesi Muhtarı Kadir Özen'i sahneye davet ediyoruz. Bilindiği gibi Pamukkale ilçesi ilk kez belediye olan bir ilçe ve Türkiye'de en az 40 tane ilden büyük bir ilçe. 68 mahallesiyle ilk kez belediye olduğu halde birçok işlere imza atan bir belediye. Burayı da pazar yerinde yaklaşık bir yıldır başkanım kendisi bize işte ortada bir pazar yeri yapalım diye çok şey yaptı. Burayı bulabildik. Burası yeşiller aldı. Sağ olsun kendisi bu kadar sıkıntının içinde bizi de bunu kazandırdı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun Allah razı olsun. Öncelikle yapılan bu kapalı pazar yerimizin Gökpınar ve Tekke Mahallemize ayrı olmasını temel ediyorum. Evet, uzun süreden beri gündemimizde olan bir konuydu. Belediyecilik biliyorsunuz, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanımızın yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik her ne varsa için bize verilen kanun ve yetkiler çerçevesinde en iyisini, en güzelini bunu halkımıza buluşturmak bizim görevimiz. Yeni bir belediyeyiz ama ben şunu çok gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. 50 yıllık, 100 yıllık belediyelerin yapmadığı, yapamadığı ama büyük projelerde imza attıktan dolayı da büyük bir onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi bunu söylerken biraz dertli olursanız, halkımıza bir fazla neler yapabiliriz diye düşünürseniz ortaya bu en küçüklerinden. Ama kendi içinde, kendi özelliğine düşündüğünüzde bu kapalı pazar yeri hem Gökpınar Mahallesi ve Tekke Mahallesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Niçin? Alıcı ve satıcının rahat edebilecek bir ortamı sunmaktan mükemmeliz. Bu anlamda pazar yeri tabii sadece pazarın kurulduğu günler değil. İnşallah bu süreç geçen hafta itibariyle başladı. Bundan sonra da pazarımız hem Gökpınar Mahallesi'ne ve Tekke Mahallesi'ne burada temiz ve hijyenik bir ortamda böyle bir hizmet verecek. Ben pazar ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce biraz önce muhtarlarım da söyledi. Bu mahallelerimizde gönül istiyor en büyüğünü yapalım. Mahalle ile orantılı, nüfusla orantılı. Bununla beraber bir de bilimizdeki kadara bakıyoruz. Buradan önce yer problemi konusundan dolayı uzun süreden beri düşündüğümüz olan bir türlü hayata geçiremediğimiz yatırımlardan bir tanesi buydu. En sonunda burayı bulduk ve mutabık kaldık. Burası Gökpınar mahalle sınırları içinde. O yüzden önce Gökpınar yazdık, sonra Tekke yazdık. Gökpınar mahallesine de Tekke'ye de hitap edecek olduğundan dolayı her iki mahallenin de gönlünü burada alalım dedik bir anlamda. İşte yer problemini birçok yerde yaşadığımız için buradan bu şekilde çözdüğümüzden dolayı da çok mutluyuz. Geçen hafta itibariyle de burada burası kullanılmaya başlandı. Toplamda 20 civarında burada pazarcı esnaf kardeşimiz olacak. Bununla beraber tabii alanımız 375 metrekare, kapalı alanımız 375 metrekare. İlave tabii kurulması olması gerektiğini inanmak için
bayan ve erkek VC'lerimiz var, engelli VC'miz var. Yeni yapılan testlerimizden özellikle engellilere uyumlu yaptığımızı halkımızın da bilmesini istiyorum. Her ne yaparsak yapalım. Örnek veriyorum, buraya yakın Bağbaşı Kültür Merkezi'nden tutun, Seyit Tepesi'ne kadar bunların tamamında engellilere uyumlu yaptığımızı ayrıca beyan etmek istiyorum. Bununla beraber bir tane de zabıta odamızı da koyduk buraya. Zorunlu olan, ihtiyaçlarımızı giderecek olan da burada kullanılacak inşallah. Odalarıyla beraber bunları da yerine getirdik. Yani bu sadece pazar yeri olarak kullanılacak değil. Çok amaçlı, farklı etkinliklerde de kullanılsın istiyoruz. Yani diğer mahallelerimizde olduğu şekilde şöyle bir hacı yemeği verilecekse burada verilebilir. Bir asker yemeği verilecekse burada verilebilir. Yerine göre diğer konularda olabilecek olan ne varsa burası bir anlamda çok amaçlı salon gibi de kullanılsın istiyoruz. Amaç vatandaşlarımızın burada bunu bir şekilde değerlendirsin istiyoruz. Niçin? Bu bir milli servet. Sadece haftanın bir günü pazar yeri değil ama diğer konularda uygun olan ne varsa biz de burada kullanılsın istiyoruz. Bundan dolayı buranın tekrar ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımları yapmakla vatandaşlarımızın gönlüne girmek istiyoruz açıkça. Bunların hayır duasını almak istiyoruz. 68 mahallesiyle, bir uçtan bir uca 65 kilometre alanıyla, 823 kilometre kare alanı ve bununla beraber 10 bine yakın sokağıyla bunlara hizmet vermek bizim asli görevimiz. Ama tabii insanlarımız yapılan hizmetleri görünce daha fazlasını istiyor. Bundan da mutluyuz. Umudu varsa insanlar isteyeceğini düşünüyorlar. Bunu da dikkat alarak biz o öncelikleri iyi belirlenerek bu emanetin hakkını vermek için bütün mahallelerimizde, istisnasız bütün mahallelerimizde de önceliklerine göre her mahallenin ihtiyacı ne varsa bunu bildiğimizi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle güzel işlere vesile olmaktan olmamızı, insanların hayır duasını almak istiyoruz. Ve bunların inşallah artarak devam edeceğini de halkımız bilsin. Biz halkımızla iç içe, el ele, gönül gönüle bunların istek ve taleplerini dikkate alarak ve bunun nihai neticesinde de öncelikleri de iyi belirleyerek yürümeye çalışıyoruz. İnşallah bu hayır duasını almaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki süreçlerde inşallah açılışları peşi sıra yürüterek halkımıza bugüne kadar yapılanlarda bir anlamda bunların da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kapalı pazar yerimiz hayırlı olsun diyorum, saygılar sunuyorum. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون الحساب رب اجعلني Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Meclisi Grup Başkan Vekiliyim. Bugün Tekeköy ve Gökpınar pazar yerinin açılışını yaptık. Daha önce de birkaç mahallede pazar yerleri yapıldı. Bu pazar yerinin her iki mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada vatandaşlarımız ayaklarına gelen bu hizmetten dolayı pazar işlerini, faaliyetlerini daha huzurlu, daha rahat gerçekleştirecekler. Bundan sonraki mahallelerde de yine bu şekilde açılışlar yapılacak. Kurucu belediye olarak Pamukkale Belediyesi hizmetlerine devam ediyor. Biz muhalefet ya da iktidar ayrımı yapmaksızın halkımıza her tür hizmeti sonuna kadar ayağına götürmeye devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Öncelikle açılışımızın Gökpınar ve Tekke mahallelerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hakikaten Pamukkale Belediyesi olarak 68 mahalleye hizmetler sunmaya gayret ediyor Hüseyin Bey. Biz de teşkilat olarak da her zaman yanındayız. Dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz bu mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. İnşallah tekrardan bu açılışın hayırlı olmasını, her iki mahallemizde de hizmet etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyoruz. Teşekkür ederim. Kervansaray Mahalle Muhtarı Dönetuna, bugün Gökpınar ve Tekke Mahallesi pazar yeri açılışına geldik. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Darısı Kervansaray Mahallemizde diyorum inşallah.
Tabii karkış bizim bu taraflar biraz sert geçtiği için bunlar yani acil gereksinim olan şeyler. Çok şükür yapılmış. Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürles'in emek vermiş yapmış. İnşallah diyorum bir dönem sonra da bize yapar. Bekliyoruz. Teşekkürler.